parası bir şekilde toplandığında üstünde kalır. Meyve suyu fabrikalarına gönderiyoruz. Meyve suyu fabrikalarına gönderemiyoruz. Niye? Çünkü oranın maliyeti 2,5 lira. O ediyor elektrik. O da başka bir şey. Yani öyle bir şey ki ülkede, yani Türkiye'nin üretebildiği ürünler varken dışarıdan ithalat yapıyoruz ve kendi ürünümüz dalda kalıyor. Kendi insanımız narenciye aç, meyveye aç, sebzeye aç, her şeye aç. Şu an şu gördüğümüz manzara gerçekten çok üzücü. Ben de bir belediye başkan adayı olarak şimdi adayı olarak Seyhan'ın sorunlarına, özellikle bir tarım ilçesi olan Seyhan'ın güney kesiminde üretim yapılan yerlere geldik sizinle beraber. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle yani üreticinin düştüğü durumu gördükçe bu Seyhanlı'nın ihtiyaçlarını, hizmetlerini nasıl karşılayacağımızı tekrar planlamamız gerekiyor. Yani bu kadar üretim yapıp, bu kadar masraf edip hem bunu pazarlayamamak, hem tüketicinin de narenciyeden uzak kalması, özellikle şu salgın hastalıklarının çok yoğun olduğu dönemde çocuklarımızın C vitaminine uzak kalması gerçekten çok üzücü. Ya bütün bunlar için bir üretim planlaması gerekiyor. Yerel yönetimlerinde bu anlamda size destek olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunların en azından pazarlanması konusunda bir ortak kooperatifle bunun Türkiye'de ihracatını ve dışarıya ihracatının sağlanması konusunda mutlaka yerel yönetimlerinden üzerine de düşeceği şeyler vardır. Başlı başına üzücü, başlı başına çok Türkiye adına sıkıntılı bir durumda karşı karşıyayız. Bu anlamda sizin sıkıntılarınızı da tekrar dinlemek istiyorum. Öncelikle vekilim, bunlar Eylül'ün ilk haftasında hasat edilmesi gereken ürünler. Ama o dönemlerde gerek tarımsal politikalardan, yanlış tarımsal politikalardan, gerek yanlış ihracat politikalarından ürünler dalında kaldı. Bu erkenci mandalina bugün yenmeyecek halde, bakın gördüğünüz gibi çürümeye başlamış hepsi. Dalında çürümeye başlamış. Bu dönemlerde difif verilmedi. Bu dönemlerde teşvik, ihracat teşviği, daha açık deyimle ihracat teşviği yoktu. Daha sonra ton başına 1.000 lira verildiğinde iş işten geçmişti. Evet. Çünkü hemen akabinde Mayer limon da dalında kaldı. Bugün Adana'da, Seyhan'da bütün bahçelerde %90'ında Mayer limon da dalında kalmış. Bunlar erkenci mandalina çoğu dalında kaldı. O dönemlerde 1.000 lira verilmediği dönemlerde birçok bölgede de narenciye tüketilmiyordu zaten. Yani narenciye tüketilmediği gibi ulaştırılamıyor. Çünkü bedavaya bile alınsa kendi bir maliyeti var. Bunun nakliye maliyeti var, işçilikle maliyeti var, paketlemeye giriyor. Belirli anlamda işte karton, plastik, buna benzer geçtiği otobanlar. Yani 0 liraya alınan bir ürün 12-13 liraya mal oluyor gittiği standta. Hangi şehir olursa sadece olsun. Sadece nakliye ve paketleme. Dolayısıyla genel anlamda denir ki erkenciler o dönemlerde çok ürün olduğunu, diğer meyvelerin çok olmasından dolayı tüketilmediği ile ilgili söylemler vardır. Alakası yoktur, ilgisi yoktur. İç Anadolu'da, Karadeniz'de ve buna benzer doğuda birçok insanlar bunları görmüyor bile. Almıyor, alamıyor çünkü. Çünkü birincil anlamda ekmek derdi var insanların. Açlar, yani bir şekilde açlar derken temel anlamda kendi gıdalarını sadece karınlarını doyurmak için ihtiyacı olan, karınlarını doyurmak temel birincil anlamda bir gider değil. Evet, yani evet. Temel anlamda bir ihtiyaç olarak görmüyorlar. Dolayısıyla bu dalında kalırken birçok bölgedeki insan bunu alamıyor. O güce erişemiyor. Çünkü varsayalım kesilse bile 20 liraya satılıyor. Biraz önce söylediğim rakamlar 12-13 lira, 0 liraya alınsa bile. Kaldı ki bakın buradaki ürünün kendi bir maliyeti var. Buna gübre atıldı, ilaç atıldı, budandı.
Burada inanılmaz bir maliyet var. Sürüldü. Burada mazotun dışında, gübrenin dışında farklı farklı işçilikler var. Damlama, sulama, elektrikle. Buna benzer birçok giderler, bizi oldukça etkiliyor. Şimdi temelde ben milletvekilliği dönemimde, yani 6 sene geçti aradan, bu DİFİF dediğimiz bu destekleme hep problemdi. Demek devletin aslında bu desteklemelerle ilgili kurumsal bir problemi var. Yani bu destekleri zaten gayri safi milli hasılanın %1'ini tarım kanunu gereği vermek zorunda olduğu halde bunu vermiyor. Artı DİFİF'leri zamanında vermeyerek de ayrıca üreticiyi mağdur ediyor. Belki zamanında verse, işte aynı şekilde Toprak Mahsulleri Ofisi taban fiyatı açıklamakta gecikiyor. Bütün üretici tüccara mahkum oluyor. Aynı şekilde siz de gene bu planlamadan kaynaklı, desteklemelerin zamanında verilmemesinden kaynaklı bir sürü zarara uğruyor. Ve Türkiye kendi üretebileceği ürünleri bile artık çiftçi tarımdan uzaklaştırırsanız bunlar da yarın ithal etmek zorunda kalacağımız gibi bir sonuca gidecek ya ileride.